Beşinci söz, Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha me'allezine takav vellezine hum muhsinu. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hilkat-ı beşeriye olduğunu görmek istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Sefer bir taburda. Biri muallem vazifeperver, diğeri acemi nefisperver, iki asker beraber bulunuyordu. Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki, onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hace, lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler, kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Diğer şikenperver ve acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir, bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi, birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize tesirat ile yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer, o mücahit muallime kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydanı harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyet-i beşeriyedir. Ve o tabur ise şu asrın cemaat-i İslamiyesidir. O iki nefer ise biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Diğeri, Rezzak-ı Hakiki'yi ittiham etmek derecesinde derdi maişete dalıp, feraizi terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başta namaz, ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlak-ı rezileden kalp ve ruhunu helaket ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri, hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harika-i hikmet-i rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmışsa, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf,
En aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı oyar. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı rızkı helal. İktidar ve ihtiyar ile olmadığını. Belki acz-ı zaaf ile olduğunu anlamak için balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları müvazene etmek kafidir. Demek, derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbahayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak için bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en etna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim, eğer hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en etna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. İşte sana iki yol. İstediğini intihab edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamurrahim'inden iste.